Teşekkür ederim. Saat 10.39 itibariyle tutanaklar şöyleydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanımız konuşurken aynı şeyi yaptı mı? Hayır, yapmadı. CHP sıralarından gürültüler. Kocaeli milletvekilimiz Sayın Haydar Akar tutanaklara gidince Sayın Başbakan'ın terbiyesiz herifler ya sözcüklerinin oraya eklendiğini görüyoruz. Meclis başkanını bir kere göreve davet ediyorum. İşsizlik 14'te tutanak dergisi ve tutanak özetlerinin düzenlenmesini denetlemek meclis başkanının görevidir. Yani bunlar saklanamaz, gizlenemez. Sayın Başbakan meclise hakaret etmiştir. Meclise hakaret etmiştir. Terbiyesiz herifler ya lafını ona CHP grubu adına iade ediyorum. Yetmediyse bir daha iade ediyorum. Şimdi baktım. Sayın İnce, sadece düzeltme talebiniz var sizin. Cevap verme şeklinde kullanamazsınız bunu lütfen. Yine dün akşam Twitter'da Sayın Başbakan'ın mahtumu meclis serserilik yeri değildir. Ahlaksız rezil tavırların amacı nedir? Dedim ki hangi şehzade bu? Manisa şehzadesi mi? Amasya şehzadesi mi? Gemici olan mı? Izgaracı olan mı? Baktım ki ızgaracı olanmış. Şimdi ben de diyorum ki demek DNA aynı DNA. Babasına bak, oğlunu gör. Eğer başbakanın oğlu muhalefet milletvekillerine bu lafları ediyorsa buna ilk cevabı verecek olan başbakan olmalıdır. Benim oğlum AKP milletvekillerine böyle bir şey yazarsa onun cevabını ben veririm. Onun cezasını da ben veririm. Başbakanın oğlunun haddi değildir bize laf söylemek. O ızgara işine baksın, 7 olan gemisini 8 yapmaya baksın. Herkes haddini bilecek. Geçmişte İdris Naim Şahin de terbiyesiz herif dediği için 3000 lira para kazandım ben ondan. Biz CHP milletvekilleri olarak hepimiz başbakana dava açacağız. Kazanacağımız parayla da Çankaya kapısında millete köfte dağıtacağız. Bunu bilin. Bunu bilin. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Başbakan da bilecek. Başbakanın oğlu da bilecek. Kimse bize hakaret edemez. O lafları aynen başbakana da, oğluna da iade ediyorum.